Herkese merhabalar. Birinci dönem ikinci yazılı kampımız başlıyor. 25 Aralık Pazar günü matematik yazılı provasıyla başlayacağız. Sonrasında fizik, edebiyat, biyoloji, kimya, coğrafya, tarih, İngilizce ve din ile tüm derslerde detaylı yazılı provaları sizleri bekliyor arkadaşlar. Sizler mutlaka yazılı kampımızdaki provaları dikkatli bir şekilde izleyin ve aynı zamanda bunları izlerken yanınıza yazı notlarında bulundurun. Bu arada sizlerden çok değerli yorumlar geldi. Bu yorumlarda bazı sorular var. Gelin isterseniz onlara cevap verelim. Öncelikle hocam yazılı hangi gün çalışmanı izlemişler? Arkadaşlar bu sorunun cevabı net bir şekilde belli. Bilim insanları eğer bir sınava sadece son gün çalışırsanız istediğiniz sonucu elde edemeyeceğini söylüyor. Dolayısıyla eğer çarşamba günü biyoloji yazılınız varsa sadece salı gecesi çalışmak size iyi bir not aldırır ama süper bir not aldırmaz. Bunun için aralıklı olarak birkaç gün öncesinde bir kez daha bakmanız ve son güne de bir kez daha çalışma yaptığınızda bu size daha iyi bir not aldırıyor. İkinci soru, hocanın nereden soracağını nasıl anlarız? Arkadaşlar bütün hocalar, ÖSYM, bizler, bütün yayınlar Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre hareket etmek zorunda. Yani kazanımlarda tek tek ne anlatılacak, ne sorulacak her birini tek tek Milli Eğitim Bakanlığı veriyor. Bizler de zaten yazı notlarımızda tek tek kazanımlara uygun bir şekilde hareket ettik. Yani kazanımlarda ne soruluyorsa, kazanımlarda hocaların ne anlatması gerektiği belirtiliyorsa onları not aldık. Hatta Dinamo Soru Bankalarımızda da gösterelim bunu size şöyle daha net. Dinamo Soru Bankalarını direkt burada kazananları tek tek paylaştık. Örnek veriyorum. Coğrafya açıyorum mesela. Coğrafyada konu başlamadan önce bizler sizlere tek tek burada kazananları veriyoruz. Neden? Çünkü burada anlatılan şeyi Milli Eğitim Bakanlığı hocalardan istiyor. Hocalar da öğrencilerden istiyor. Öğrenciler de yazıda bunu gördüğü zaman şaşırmamız gerekiyor. Yani mesela Türkiye'deki ana yer şekillerinin temel özelliklerini dağılış açısından değerlendirir. Dağ ve ova ve platolar ele alınır. Demek ki dağ, ova ve platodan size sınavda soru gelecek demek bu. 10. sınıf coğrafyada. Bizler de hem yazı notlarında hem de yazılı provalarımıza kazananlara göre hareket ettik arkadaşlar. Üçüncüsü, yazılı için kopya hazırlamak doğru mu? Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Yazılıdan önce çalışmak için böyle küçük küçük kağıtlar yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki bizim Dinamo soru bankalarımız ya da soru bankalarımız böyle büyük. Ama yazı notlarımız böyle mintoş, küçük. Niye? Farklı farklı yerlerde gezdirin, yanınızda çalışın, kantinde, okulda, evde rahat rahat bakın diye. Ama yazılıda değil. Yazıldan önce sizler de küçük küçük kağıtlar hazırlayıp bunlardan yapacağınız çalışmalarla bilgilerin beyninize daha yerleşmesini sağlayabilirsiniz. Yazılıda heyecanımızı yenmek için ne yapabiliriz? Arkadaşlar yazılıya girdiniz ama tahmin ettiğinizden çok daha farklı, çok daha zorlayıcı sorular geldi. Bunu üniversite sınavı için de, denemeler için de kullanabilirsiniz. Diyelim ki hoca ilk soruyu zor sordu. İkinci soru da zor. Üçüncü soru biraz normal. Dördüncü soru zor. Beşinci soru zor. Altıncı soru kolay. Yedi kolay. Sekiz kolay. Dokuz zorlayıcı. On tane soru sordu. Şimdi bu durumda İlk 2-3 sorunun zor olması size bütün yazılının zor geçeceği ve çok kötü not alacağınız izlenimini uyandırabilir. Bu normal deneme sınavlarında ya da üniversite sınavlarında da böyledir. Halbuki turlama taktiği uyguladığınızda, yani ilk başta size kolay gelen bu sarı sorudan başladığınızda, sonrası da diğer kolay soru, sonra diğer kolay soru, sonra diğer kolay soru, yani direkt olarak birden değil de alttan başlıyorsun. 6, 7, 8, 9 onu yaparak ilerliyorsun. Sonradan bu kolay gözükmeyen, zor gözüken soruları da yapabildiğinizi göreceksiniz. Dolayısıyla yazılıda heyecanımızı yenmek için öncelikle yapabildiğimiz kolay sorulardan başlamalıyız. Yazılım tahmin ettiğim kadar iyi geçmedi. Ne yapabilirim? Arkadaşlar diyelim ki çarşamba günü biyoloji yazınıza çalıştınız ama istediğiniz not alamadınız. Burada yapmanız gereken şey şu. Yazıldan sonra hocanızla bizzat konuşmak. Hocam ben gayret gösterdim. Şu şu çalışmaları yaptım. Şu şu soruları çözdüm ama istediğim notu alamadım. Sizce eksiğim neredeydi? Ne yapmalıyım diye sorduğunuzda hocalar yazılıdan sonra da gayret gösteren, ne yapabilirim diyen, ikinci dönem için ön çalışmalarımı nasıl yapmalıyım diyen öğrencilere çok ciddi kanaat notu kullanırlar ve size de doğru yolu gerçekten gösterirler. Bak bunlara çalışmalıydın, bunları yapmalıydın derler. Burası çok önemli bir kısım. İkinci yazılılar neden önemli? Hem karne puanımızı etkiliyor hem de ikinci döneme sağlam bir temel oluşturuyor. Biliyorsunuz ki 9 ve 10 konuları TYT, 11-12 konuları AYT. Yani şu anda 10. sınıfta öğrendiğiniz bu yazılı konuları sadece yazılılar için değil, ileride gireceğiniz üniversite sınavı için de çok çok değerli. Yazılı kampımızda her branşa özel, matematik, fizik, edebiyat, biyoloji, kimya, coğrafya, tarih, İngilizce, din, her branşa özel 10'ar soruluk yazılı provaları sizleri bekliyor. Yazılıda mutlaka bilmesi gereken notları yazı notlarımızla beraber sizlerle paylaşacağız. Sizler de sıkı sıkıya çalışın. YouTube'da kamplarımızla, kitaplarımızla ve Tonguç Plus'ta videolarımızla, özel ekstra yazılı provalarımızla sizlere destek olmaya devam ediyoruz. Sizler de kendinize inanın, bizlere güvenin. İnşallah yazılarınızdan da çok iyi notlar alırsınız. Şimdiden yazılarınıza başarılar arkadaşlar.